Gölette kavga. Kurbağacık bana yine oyun oynamış. Bunun hesabını soracağım. Bak 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 bak. Geldi bahar ayları, şimdi şarkı söyleme zamanı. Bu, ha? İyi ama en sevdiğim yaprak nereye kayboldu böyle? Bakın mavişim ben, sakar bir ördek. Kaderime isyan ederim akşama dek. Gülmem genelde, asarım surat, sinirlenecek bir şeyler bulurum mutlak. Senden de bıktım, bu göletten de. Şimdi gidiyorum ve bir daha asla geri dönmüyorum. Güzel. Ben de biraz kafamı dinlerim. Ben de öyle. Affedersin maviş ama banyo yapacağım ben. Zaten önemi yok. Banyo küvetin göletime hiç benzemiyormuş. Maviş, bahar geldi artık. Hava çok güzel. Neden göletine gidip bunun tadını çıkarmıyorsun? Git de kurbağayla barış. Söz konusu bile olamaz. Onun sefil ve yeşil suratını bir daha görmek istemiyorum. Merhaba kurbağacık. Canın mı sıkılıyor senin? Evet, çok canım sıkılıyor. Kendi kendine saklambaç oynamak sıkıcı oluyor. O zaman neden gidip Maviş'le barışmıyorsun ki? Söz konusu bile olamaz. Şaka olsun diye en sevdiğim yaprağı altından çekti. Onun o mavi suratını bir daha görmek bile istemiyorum. Peki. Çamur zarifin tüylerini kahverengiye çevirdi. Bu harika bir fikirdi Manon. Ve benim yünümün sayesinde çok güzel bir yelesi oldu. Şimdi bu böğürtlenleriye dilinin kıpkırmızı olmasını sağlayacaklar. Umarım Maviş'le kurbağayı barıştırma planımda başarılı olurum arkadaşlar. Kurbağacık, imdat. Maviş'in başı büyük dertte. Şu anda ormanda, o kocaman kayanın altında duruyor. Koca bir dağ aslanı da ona saldırmaya hazırlanıyor. Bir aslan ona saldırmaya mı hazırlanıyor? Ormanda mı? Hadi hemen gidelim. Maviş, imdat. Kurbağacık şu anda ormandaki kocaman kayanın yanında. Ve bir aslan ona saldıracak. Hadi hemen gidelim. Aslan bu mu? Hemen git buradan, seni koca canavar. En iyi arkadaşıma dokunmaya kalkmasak. Git buradan yoksa pişman olursun. Çok iyi rol yaptın Zarif. Yaşasın biz harikayız. Harika bir ikimiz. Vak vak. Oraya vaktinde yetişip seni kurtarabildiğime çok sevindim doğrusu. Sonuçta ben senin en iyi arkadaşınım. Orada söylediğin şey buydu. Kim söyledi, ben mi? Yo, benim söylediğim şeydi. Şey dedim, düşmanım. Hem asıl ben seni kurtardım. Ne dedin sen? Ben seni kurtardım. Harika. İşte her şey eski haline döndü. Artık bütün bahar boyunca didişip dururlar arkadaşlar. Bye.
ve çiçekler açıyor. Misler gibi kokuyor. Tüm hayvanlar bahçede tadını çıkarıyor. Bahçe biraz ilgi bekliyor. Hava güzelleşiyor. Tüm bitkiler kokuyor. Bahar geliyor. Yorucu bir uyku. Manon, dışarısı çok sıcak ve bu havada çalışmamalısın. Haklısın Dumancığım. Ama ben yapmazsam onca işi kim yapacak, sen mi? Tek bildiğim sabahtan beri canını dişine takıp çalıştın. Çok yorgun görünüyorsun. Neden biraz mola vermiyorsun? Haklısın. Aslında kendimi yorgun hissediyorum. Gidip bir mola vereceğim Duman. Benim güzel bir uykuya ihtiyacım var. Evet, temiz havada uyumak sana iyi gelecek. Uyku söz konusu olduğuna göre sözlerime inanacaksın. Günde 10 kez uyurum çünkü ve ben... İnatçı, şu çanını çalmayı bırak. Manon biraz şekerleme yapmaya çalışıyor. Ama bu elimde değil ki. Yürüdüğüm zaman çalıyor. O zaman bence sen hiç yürüme. Hayır. Ben ebelebece mi oynayacağım? Lütfen gidip başka bir yerde oynayın. Çünkü Manon biraz şekerleme yapmaya çalışıyor çocuklar. O çok yorgun. Belki daha sessiz bir oyun oynayabiliriz. Peki. Ama sessiz olun ve sakın uyandırmayın onu. Saklambaca ne dersiniz arkadaşlar? Sessiz olun. Ay. Kesin şunu. Çok fazla gürültü çıkarıyorsunuz. Peki ama ne yapabiliriz? Manon bizim oyun bahçemizde uyuyor. Belki de onu meyve bahçesine taşıyabiliriz. Öyle mi peki, nasıl? Onu bir el arabasına koyacak değiliz ya. Benim bir fikrim var. Biri bana yardım etsin. Ay, çok ucuz atlattık. Hayaksi olamaz. Bence Manon bundan hiç hoşlanmayacak. Ne yaptığını sanıyorsun? Baksana Manon uyuyor. Ne olmuş? Çok güzel bir şekerleme yaptım. Durun bir dakika, benim meyve bahçesinde ne işim var? Gürültümüz uyandırmasın diye seni buraya taşımayı düşündük.
Ama sonra birinin pat 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 diye ağaca vurması seni uyandırdı. Yani beni buraya kadar taşıdınız mı? Neden daha önce uyandırmadınız ki çocuklar? Bunu yapacaktık ama çok güzel uyuyordun. Dinlendim artık, kendime geldim. Yani bizimle saklambaç oynamaya hazırsın öyle mi? Ah evet Mango, lütfen. Saklambaç oynamak mı dediniz? Neden olmasın civcivler? Herkes oynamak istiyor mu? Sanırım biz biraz şekerleme yapmak istiyoruz Manon. Bayağı bir yorulduk çünkü. Çok sık